Merhaba arkadaşlar, Falzenberg Klan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ateş fal açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu açılımı daha önce yapmadım. Yapmadığım için nasıl bir açılım olduğunu merak edeceksinizdir, soracaksınızdır. Şunları da şöyle koymuş olayım. Bu açılım arkadaşlar çok değişik bir açılım. Yani bu açılımda açıkçası insanın bilinçaltındaki düşünceleri, hisleri, aynı zamanda o insanın çevresindeki yaşantılar, her şey göz önüne serilmekle birlikte. Aynı zamanda bu açılımda yol gösterici bir bilgi verilir. Yani duru görüyle yapılan bir açılımdır. Gözle görülür, kalple hissedilir, ağızda da söylenir. Böyle bir açılımdır. Sadece bu açılımda önem vermeniz gereken tek şey bu açılımı beğenmek olacaktır. Yani bu açılımı şu anda beğenmiş kişilerin hane hayatında, kendi hayatında ve ilişki dahi ilişki hayatında çok farklı, çok güzel şeylerin olacağını, özellikle dileklerinin, isteklerinin gerçekleşeceğini, ani anda, beklenmedik anda bazı sürprizlerin olabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi ateş falı açılımında ben sure okuyorum arkadaşlar. Okuduğum sureyi siz görmeyeceksiniz. Okuduktan sonra ilk önce sizin çevrenizde neler oluyor? Sizin hayatınızda neler oluyor? Bunlara bakacağız. Yani gelmiş, geçmiş ve şimdiki zaman için yorum yapılacaktır. Bilginiz olsun ve gelecek zamana değinilecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kehanetler veren bir açılımdır. Çok güzel bir açılımdır. Eminim ki bu açılımı beğeneceksiniz. Ve bu açılımın devamı da gelecektir. Eğer beğenirseniz arkadaşlar. Uyumlanmanız gerekiyor. Sizden şu anda tek istediğim şey şunu yapmanız. Bakın tek bir şey. Bu açılımda çünkü bu ritüel vardır arkadaşlar. Anne adınızı yazıyorsunuz. Hatta dur şu kalemle yazayım. Anne adınızı yazıyorsunuz. Ve kendi adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu açılımı dinlerken bakın. Anne adınızı ve kendi adınızı yazdıktan sonra şöyle göstereyim. Anne adı ve kendi adınızı yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece şunu diyeceksiniz. Ben hayatımda şu dileğimin gerçekleşmesini istiyorum. Anne adı ve kendi adımı söylüyorum. İşte Ayşe oğlu Mehmet gibi. Fatma kızı Ayşe gibi. Şeyler söyleyip yani anne adınızı ve kendi adınızı zikredip aynı zamanda ben şu dileğimin olmasını istiyorum. Bu açılımı dinlerken bunu yapıyorsunuz. Sonra videoyu beğeniyorsunuz. Sonra açılımı dinliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken bu. Bu kağıdı 15 gün bekletiyorsunuz ve dileğiniz oluyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ve açılıma geçiş yapıyorum. Biraz uzun bir açılış oldu ama emin olun ki bunu öğrendikten sonra artık her videoyu, bu videoyu izlediğinizde bunu yaparsınız, bunu uygularsınız arkadaşlar. Kesinlikle denenmiş ve onaylanmış bir şeydir. Teşekkür ediyorum ve açılıma geçiş yapıyorum. Öncelikle çevrenizde, hayatınıza, geçmiş zamanınızda neler olmuş? Hayırlısı, şifası olsun. Evet. Evet, içinizi yakan bir kişi var açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, içinizi kıpır kıpır ettiğiniz, daha öncesinde çok güvendiğiniz ama güveninizi bir türlü böyle karşılamayan, sizi zor durumda bırakan, sizi çaresiz bırakan bir kişinin varlığını görüyorum açıkçası arkadaşlar burada. Bu kişinin çevresinde sıkıntı var. O insanların arkadaş çevresindeki iki kişinin sıkıntılı olduğunu, birinin isminde İ harfi, birinin isminde A harfi olabilir arkadaşlar. İsminde ya da soy isminde. Sıkıntılı bir arkadaş çevresi var ve bu
Bu yüzden arkadaş çevresinin ve insanların lafına biraz baktığını, sizin sözünüze artık eskisi kadar itimat etmediğini görüyorum. Bu insanla ilgili bir sıkıntınız var, bir can sıkıntınız var açıkçası. Can sıkıntısından ziyade geceler boyu size düş gördürten, yani rüya demek düş, bilginiz olsun. Aynı zamanda sizi uyutmayan derdiniz bu arkadaşlar. Bu derdiniz sizi sağlık sıkıntısına kadar götürmüş olabilir. Yani şu anda bu açılımı izleyen kişilerin çoğunda bel sıkıntısı, bel konusunda ağrı ya da karın bölgesinde bazı stresten kaynaklı sıkıntılar gözüküyor arkadaşlar. Bu sıkıntılar kesinlikle ya bende büyü var ya bende nazar var ondan dolayı oluyor bunlar diye düşünmeyin. Bunlar stresten geliyor. Şu anda böyle bu sıkıntıları yaşıyorsanız eğer bunlar stresten geliyor arkadaşlar. İlişkide çok takıntılı bir yapınız var. Geçmişe çok takıntılı bir kişiliğiniz var. Bunlardan kaynaklı bedeniniz üzerinde şu anda bu etkiyi taşıyorsunuz. Hatta ve hatta bu videoyu izlerken şu anda içiniz kıpır kıpır. Duramıyorsunuz ya ben duymak istiyorum. Bu videoyu izlediğinizde şu andan itibaren vücudunuzda o halsizlik hissi var ya her gün yaşadığınız işe gidip gelirken sabah çıkıp işe giderken o halsizlik hissini bir anda atacaksınız üzerinizden. Ama bu videoyu izledikten sonra o halsizlik hissi tekrar başlayacak. Başladıktan sonra hiç merak etmeyin hani her şey yine aynı demeyin çünkü bu açılımda sizi şifaya erdirecek bir dileğiniz var. Bu dileğiniz çok içten istediğiniz, çok içten dua ettiğiniz bir dileğiniz. Bu dileğinizin yerine geleceğini söyleyebilirim. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta çevrenizde şu anda sizinle uğraşabilecek, size sıkıntı verebilecek vesvese, kıskançlık. Bak vesvese deyince ateş harlanıyor. Vesvese, kıskançlık verebilecek kimse yok. Evet, uzaktan bunu yapmaya çalışmışlar. Zamanında belki hanenle, özellikle annenle, babanla uğraşan kişiler olmuş. Ama bu kişilerin şu anda eli kolu bağlı bir şekilde. Kendi iradelerini yönetemeyecek dereceye geldiklerini, iki düşmanınızın birbirlerine düştüğünü, birbirlerine kırılmaya başladıklarını, birbirlerine öfkeli olmaya başladıklarını görebiliyorum. Size haksızlık yapılan birçok konu var. Bakın sizin hakkınızın yendiği hane üzerinde, hanenizin hakkının yendiği birçok konunun olduğunu görüyorum. Bu konular şu anda size birkaç sıkıntı yaratmış. Maddi açıdan da, ruhsal açıdan da güvendiğiniz belki bazı kişilerde sıkıntı yaşadınız. Ama hakkınızı alamadığınız ya da hakkınızın yendiği ne olursa olsun bu ağızdan yendiyse ya da işte insanlar aklıyla sizinle oynamaya çalıştıysa bakın her türlü şeyden zarar göreceklerini. Sizinle aklıyla oynamaya çalışan, sizin saflığınızı belki de merhametli bir yapınızı, vicdanlı yapınızı kullanmaya çalışan o insanlar zekasından yenilecek arkadaşlar. Bunu da burada net bir şekilde söylemiş olalım. Bakın bunları ben ilk defa diyorum size. İlk defa da bu açılımda diyorum. Neden? Çünkü gerçekten çok kırılmışsınız. Gündeminizde bir kırgınlık var, bir yorgunluk var. Arkadaş ben daha bunun yorgunluğunu atamadan bu geliyor. Her şeyin üst üste geldiği bir dönem geçiriyorsunuz ve bu dönemi atlatacaksınız. Hatta böyle alnınızın akıyla, alnınızın teriyle atlatıyorsunuz. Yani öyle bir yol izlemişsiniz, öyle bir yol kat etmişsiniz. Kafanızı çok karıştırmışlar, sizi farklı yöne çekmeye çalışmışlar. Ama artık bir şeylerin bilincinde olmaya başlamışsınız. Kendinizi toparladığınız bir dönem, hiç merak etmeyin. Evet, üzgünsünüz, kırgınsınız, yorgunsunuz ama emin olun şu anda güzel bir toparlanma dönemi yaşıyorsunuz. Bu toparlanma döneminde aklınızdaki kişinin İ harfi, M harfi ve Y harfi gördüm. Aklınızdaki kişinin isminin içinde olabilir ya da soy isminde olabilir. Bu insanın
size verdiği sıkıntılı dönemi, zararları çok güzel bir şekilde atlatacaksınız. Çünkü aklınızdaki insanın düşüncesinde ve kalbinde yoksunluk yaşamaya başladığını, sevgisizlik hissettiğini, huzursuzluk hissettiğini, bakın bu hislerinin şu anda düşüncesinde, bilinçaltında ve hayatında olduğunu görüyorum. Bu insan sevgiye alışık bir insan değil. Siz bu insana çok fazla, çok şiddetli bir şekilde sevgi göstermişsiniz ve buna alışık olmadığı için sizden kaçmış, sizden uzaklaşmış. Ama şu andan itibaren aklınızdaki kişiyi kendinize çekmeye başlamışsınız. Neden mi? Sizin hareketlerinize bakıyor, sizin hayatınıza bakıyor şu anda ve siz de tamamlanamadığı şeyi başkalarında tamamlamaya çalışmış. Bunun artık çok büyük bir hata, onun vicdanını sızlatacak bir hata olduğunu anlamış. Şu anda sizi gözetliyor, şu anda sizi takip ediyor. Aslında bir açık bulsa adım atacak fakat bunu şu anda yapmıyor. Çünkü gururlu bir insan ve siz bu insanın gururunu, inadını çok iyi biliyorsunuz. İnatlaştığı zaman o istediği şey olacak. Olmadan olmaz. O yüzden aklınızdaki kişi herhangi bir şekilde şu anda bir sebepten ötürü size hem yazabilir, hem adım atabilir, hem de sizi yoklayabilir. Yani adım atmasa bile yolunuza geçebilir. Yolunuzdan geçebilir. Sizin yüzünüzü görebilir. Sizin evinizin önüne gelebilir. Bir takım böyle bazı şeyler yapacak arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Bunu da benden duymuş olun. Evet. Tekrar şöyle bilinç altınıza bakalım. Yani şimdiki zamanın geleceğinde inşallah sizleri neler bekliyor. Evet, biraz durgun bir dönem geçiriyorsunuz. Geleceğe dair çoğu kişinin belki de umudu kalmamış ama bakın sonradan yandı kağıt, gördünüz mü? Sonradan alevlenen bir kağıt. Sonradan geleceğinizin özellikle şekilleneceği bir dönem. Kariyer hayatınızda şu anda bir durgunluk, bir yorgunluk geçiriyor olabilirsiniz. Şu anki kariyer hayatınızda özellikle sıkıntılı bir dönem geçiriyorsunuz. Belki çoğu kişi işinden gücünden oldu. Çoğu kişinin işi gücü eskisi gibi iyi değil gibi. Bir takım bazı değişiklikler oldu. Çünkü yaşadığımız, gündemde yaşadığımız şeyler çok ağır şeyler. Hani depremdir, koronadır, odur budur gibi şeyler çok ağır şeyler. İlla ki hepimiz yıprandık. İş konusundan da yıpranmışsınız. Kariyer konusundan da, finansal konulardan da yıpranmışsınız. Ama artık gerçekten toparlanma dönemine geçiyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir süreç içerisinde, yani 4 aylık, 4 haftalık ya da 40 günlük, çünkü dörtlü bir vade gelmiş içerisinde maddi açıdan ve finansal açıdan büyük bir toparlanma olacak. Beklediğiniz bir iş var, belki de iş konusunda, kariyer konusunda böyle kısa yolda şunu nasıl kazanabilirim dediğiniz bir şey yapacaksınız. Hiç bilmediğiniz bir şey belki de. Ama girmek istediğiniz, merak ettiğiniz, atılmak istediğiniz bir şey var kariyer konusunda. Bunu yapacağınızı görüyorum. Ama şu anda bu konuda yeteneğiniz yok. Yani ben bunu yapabilir miyim diye düşündüğünüz bir konu. O konuyu derleyin derim. O konunun üstüne gidin derim. Onun peşini bırakmayın derim. Çünkü o konuda şu an evet yollarınız kapalı gibi duruyor. Evet, eskisi gibi hızlı gitmiyor her şey. Yavaş gidiyor ve hatta sizin bu konuda belki umudunuz bile kalmadı. Yani yok ya, olmaz dediğiniz artık. Hani bıraktım ben. Vazgeçtim bu hayalimden dediğiniz bir şey. Hayal olarak kalmış sizde çünkü bu. Bunu yaparsanız, eğer buna adım atarsanız, evet durgun bir süreç ama bu süreç sonradan şahlanıyor arkadaşlar. Bakın nefesim kalmadı, şahlanıyor. Sizi şahlandıracak, sizi maddi açıdan çok iyi hissettirecek bir işiniz var. Kafanızda düşündüğünüz bir planınız var. Bakın bunu hayata geçirmek istemişsiniz ama çok müdahale edilmiş, çok yolunuz kesilmiş. Lütfen bunun üzerine gidin. Bakın bu işiniz olacak. Olacak. Üstüne gidin, olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar. Evet, bir iki ay, belki bir sene durgunluk yaşayacaksınız ama olacak o işiniz. O işiniz biraz sabır gerektiren bir iş. Her neyse, bakın düşünmüşsünüz, siz bunun hayalini kurmuşsunuz. Onun üzerine bir gidin derim.
Onu bir yoklayın derim. Orada bir sizin nasibiniz, bir kısmetiniz var. Bir kazanacağınız miktar var arkadaşlar. Bir kaderiniz var orada. Orada bir kader yatıyor size. Haberiniz olsun. Hatta bir ev hayali bile var yani. Burada baktığınız zaman ev, araba hayali bile var yani. Gerçekten sizi rahat hissettirecek. Evet, bunu da söylemiş olalım. Tabii her şeyin hırsı zarardır. Her şeyin hırslı olma durumu zarardır. Evet, risk alabilirsiniz ama hırs, kesinlikle hırsın fazlası zarardır arkadaşlar. Ben daha çok para kazanayım demeyin. Hayalinize ulaşın. Bu size zaten kazandıracaktır. Evet. Tekrar yakıyorum. Sağlığınızda herhangi şu anda problem göremedim. Biraz bel sıkıntısı ve eklemlerde bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, bakın vücudunuzun altından başlamış. Vücudunuzun altından başlayan sıkıntılar var. Yani ayak bölgesinden, bacak bölgesinden, diz bölgesinden başlayan sıkıntılar ilerlemek üzere. Bakın arkadaşlar, çok stres yapıyorsunuz kendinize. İlerlemek üzere bazı sıkıntılar var. Yani bu sıkıntılar atlatılabilir sıkıntılar. Ve çoğu da stresten geliyor. Kendinize çok takıntı yaptığınız, geçmişten özellikle çok takıntılı olduğunuz bazı şeyler var. Bunların üstüne gitmeyin. Yani bunları düşünmekten, ya ben şunu nasıl yapacaktım, işte geçmişe niye şunu yaptım dediğiniz birçok konu var. Geçmiş geçmişte kaldı arkadaşlar. Siz geçmişi çok kurcalıyorsunuz. Çok kurcalıyorsunuz. Yani bundan dolayı açıkçası sağlığınıza, evet şu an bir sıkıntı yok ama dikkat etmeniz gereken bir dönem. Bakın, ayaktan başlayacak bir sıkıntı size ağrı, size sancı verecek. Diz kapaklarınız, yani eklem bölgelerinizi size zorlattıracak bir sıkıntı. Yani vücudunuzun altından başlayıp yukarıya doğru gidermiş. Bakın, bu durum devam ederse. O yüzden sağlık konusunu lütfen dikkate alın. Sağlık hiçbir şeye benzemez. Sağlık size aklınızdaki kişiyi de getirmez, işinizi de getirmez. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum tekrardan arkadaşlar. Benden detaylı bakım almak isteyenler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın demeden önce son olarak demek istediğim şey şu. Arkadaşlar, şu dediğimi yaptığınız zaman, bu videoyu izlediğiniz günden itibaren zaten bir dolunay dönemi geçireceğiz. Bir dolunay tutulması yaşayacağız. Bu tutulmayı yaşadığımız zaman dileklerinizin kapısı açılacak. Merak etmeyin. Sadece bu videoyu izlerken bu dediğimi yapın. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.